Bu sene beşincisi düzenlenen Basel Open Karate Turnuvası başarılı bir şekilde tamamlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımda bulunulan turnuvada Türkler adeta şov yaptı. Eski milli yıldız Haldun Alagaş'ın da katıldığı turnuvada renkli görüntüler yaşandı. Farklı yaş gruplarından oluşan maçlardan sonra akşam Masters Class maçlarına geçildi. Masters Class'ta milli karatecimiz Gökhan Gündüz finalde Fransız rakibini yenerek birinci oldu. Turnuvayı yakından takip eden arkadaşımız Mehmet Çelik'in yaptığı röportajları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Beyir Bey, beşincisini düzenlediniz bu sene Basel Open'ın. Evet. Öncelikle turnuva hakkındaki, bu seneki turnuva hakkındaki detayları sizden öğrenebilir miyiz? Detaylar bizim bu yaptığımız beşinci organizasyon. Bunu uluslararası yapıyoruz. Bu beşinci uluslararası yaptığımız karate şampiyonasında da 20 ülke katıldı. Buradaki bizim amacımız karate hizmetimiz olsun. Çünkü ben 35 senedir bu karate yapıyorum. Sonuçta yaptığımız karate sevdiğimiz spor. Çok saygın bir spor. Ve bunun da tabii uluslararası yaptığımız için bizim Türkiye'de katılanlar oluyorlar. Daha Avrupa ülkelerinde, Azerbaycan veyahut da Doğu ülkelerde. Önemli şu işte bizim karatenin ne kadar fazla hizmet edebiliriz. Basel'deki Basel Open Karate Turnuvası'ndayız ve yanımızda 3 Türk sporcu var. Birisi Murat ama İsviçre için de bir işi ya. Haldun abim yani herkes tanıyor. Türkiye'nin en ünlü karatecisi ve Gökhan yeni milli sporcumuz. Öncelikle İsviçre'ye hoş geldiniz. Bugün bir turnuvada yer aldınız. Hep birinci de oldunuz. Öncelikle turnuvayı nasıl buldunuz? Turnuva her geçen gün ivme kazanıyor. Özellikle son 3-4 senedir İsviçre Shotokan Karate Federasyonu düzenlediği bu turnuva diğer ülkelerden de ses getiriyor. Burada dünyada derece yapmış, dünya şampiyonu olmuş birçok sporcu iştirak ediyor. Bu anlamda davetlerinden dolayı Sayın Zübeyir Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar bir Türk olarak bu turnuvaya destek olmaya çalışıyoruz. Turnuva çok güzel. Yarın da daha çok minik genç, ümit yıldız kategorilerinde yapılacak. Avrupa'nın hemen hemen her yerinden yabancı sporcular buraya iştirak etti. Bizim de buraya destek olarak inancımız şudur ki önümüzdeki günlerde turnuva bir teniste Roland Garros gibi isim yapacağına inanıyorum. Zaten şu anda da yaptı ama amacımız çok daha yukarılara taşımak. Bu anlamda da Zübeyir hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Zübeyir Bey'in oğlu da burada zaten Murat. Evet. Sen de İsviçre için dövüşüyorsun. Senin turnuva hakkındaki zaten baban düzenliyor. Bir de görüşlerin nasıl buluyorsun? Bir de hedeflerin yani. Size sormama gerek yok da zaten her şeyi becerdiniz. Senin hedeflerini de alalım aynı anda. Benim hedeflerim daha 3-4 tane aktif olarak karateye devam etmek. Haldun abigillerin çok bana emeği var. Antrenman yapıyoruz beraber. Hep gidip geliyoruz zaten. O yüzden böyle yani. Gökhan abi sen de Haldun abi aynı kulüptesin. Yani sen daha çok sık görüyorsun. Daha sık dövüşüyorsunuz da Allah bilir. Şansını elde ediyorum. Evet. Sağ olsun Haldun abimizin takımımızın koordinatörlüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendisine söylediklerine paralel olarak bu yılda öncüsü düzenliyor. Sayın Zübeyir Şahin organizasyonunu dahilinde kendisi yapıyor. Her yılda davetli olarak buraya geliyoruz. A milli takım sporcusu olarak. Gerçekten her geçen yıl ivme kazanıyor. Kendilerine karate sporuna verdikleri bu destekten dolayı ben ve Türk olarak İsviçre'de çok gurur duyuyorum kendisiyle. İnşallah her geçen gün daha da karate İsviçre'de bir Türklerin egomonyasına girecektir. İnşallah daha da başarılı milli takıma Murat Şahin arkadaşımız olduğu gibi milli takıma birçok Türk asıllı sporcu vereceğimize ben inanıyorum burada. Zübeyir hocamızın sayesinde. Teşekkür ederim. Bugün birinci günü turnuvanın tamamlandı. Siz burada bulundunuz. Seyirci olarak aynı anda da yardım ettiniz babanıza. Siz birinci günü nasıl buldunuz? Bence bugün çok başarılı geçti. Dövüşlerimiz bir kere çok iyiydi. Katılanlar çok iyiydi. O da çok önemli. Yani katılan sporcularının yüksek bir seviyede olmaları. Hakemler çok güzeldi. Değişik ülkelerden hakemlerimiz vardı. Bu da yani ön yargıları kaldırıyor. Ondan zamanlamamız iyiydi. Hani ben çok memnunum birinci günden.